Darbe davasında aksakal öfkesi. Türk Hava Yolları'ndan sendikaya sağ. Zam yağmuru devam ediyor. Günün haberleri başlıyor. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen şehit Ömer Halis Demir davasında tutuklu Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri bir kez daha dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya tepki gösterdi. Son savunmalarını yapan askerlerden Halit Çelik, mütalaanın kendi kendini çürüttüğünü öne sürdü ve savcının özel olarak seçildikleri görüşüne karşılık Zekai Aksakallı'nın tim elemanları emir komuta içerisinde seçildi şeklindeki ifadesini hatırlattı. Erhan Almaz da Ömer Başçavuş'la aynı statüdeyim. Terzi'nin durumu ona söylendi, bize söylenmedi. Zekai Paşa bize o emri verseydi Semih Terzi bugün yargılanıyor olacaktı sözlerini kullandı. Emrindeki herkes darbeci çıkan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına sen personelinin ne olduğunu bilmiyor musun diye sorulmazken, müvekkilime sen amirinin ne olduğunu bilmiyor musun diye hesap sorulmaktadır diyen Erhal Almaz'ın avukatı Gürbüz Özdemir de Aksakallı ile ilgili olarak savcılık bir defa olsun çağırıp sormuş mu? Darbeden haberin var mı? Niye birliğine değil de düğüne gittin? Bu adamın hain olduğunu biliyorsun. Orada birlik alay komutanların var. Uçak kalkmadan neden durdurulmalarını sağlamadın? Ömer Halis Demir saat 20'den beri karargahtayken ulaşmak için niye saat 1'e kadar bekledin diye. Komutanın buraya gelip gözlerinin içine bakarak arkadaşlar ben sizi sattım, ihanet ettim demesine izin verilmemiştir sözlerini kullandı. Meclisin parkları, meclisin içi, eli uzun namlu silahlarla polis dolu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tam anlamıyla bir Erdoğan vesayeti olduğunu söyledi. Olağanüstü halin ilan edildiği 20 Temmuz tarihine işaret eden Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz darbesinden sonra bir yasal baskı, Erdoğan vesayeti var. Kimse korkusundan konuşamıyor, yazıp çizemiyor, bunu da en iyi medya mensupları bilirler. Ya otosansür uyguluyorlar kendilerine ya da daha rahat yazamıyorlar. Bu da zaten vesayetin en açık göstergesidir ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları Yönetimi, personellerine attığı elektronik postayla sendikal faaliyet yürütenleri cezalandıracağını duyurdu. Havasen'in Atatürk Havalimanı içerisindeki sendika odası da kapatıldı. Havasen Başkanı İskender Çarpçı, yönetimin dayattığı fazla mesailer nedeniyle uçuş güvenliğinin tehlikeye düştüğünü açıklamış ve havada yorgunluktan bayılan, sinir krizi geçiren pilotlar oluyor ifadesini kullanmıştı. 100. Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöleşan, bir yazısı nedeniyle gayrimenkul alım satımı yapan İstanbul'da yerleşik bir şirketten ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Şirketin mail adresinden kendisine yönelik, "Bu vatanın gerçek sahipleri bizleriz. Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek" ifadelerinin kullanıldığını yazan Çöleşan, şirketi aradıklarında telefondan da benzer söylemlerin tekrar edildiğini belirtti. Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi. Sene başından bu yana yapılan 4. zamla motorinin fiyatı 17 kuruş daha arttı ve İstanbul'da 5,46, Ankara'da 5,49 lira yükseldi.